Geride bıraktığımız haftanın en çok konuşulan olaylarından biri de başarılı oyuncu Tuvana Türkay'ın köpeği Yogi'nin hayatını kurtarmak için üzerinde kıyafetleriyle denize atlamasıydı. Olayı ilk duyuran isim olan HT Kulüp Haber Müdürü Reşit Özet, Tuvana Türkay'la olayı konuştu. Ünlü oyuncu Tuvana Türkay yaklaşık 3 ay önce sahiplendiği köpeğinin denize düşmesinin ardından bir saniye bile düşünmeden arkasından atlayıp köpeğini kurtardı. Tuvana Türkay kısa süre önce sahiplendiği köpeği Yogi'yi kurtarmak için bakın nasıl atlamış suya. Vallahi yazıldığı gibi sizinle ilk konuştuğumuz zaman da söylemiştim. Normal sıradan bir gün. Daha bebek olduğu için çok fazla enerjik ve evin içinde sürekli gürültüsü hissediliyor. Balkonun kapısını açtım. Daha sonra işte haberleri izliyordum. Bir baktım ses kesildi. Sonra hafif böyle kenardan bakınca kapının aralandığını gördüm. Sonra bir baktım zaten Yogi akıntıya kapılmış gidiyor. Yüzüyor ama akıntıya karşı yüzebilmek yani çok çok güç. Bir de bebek olduğu için bir şaşkına dönmüş durumda. Onu zaten dışarı çıktığım anda gördüm. Sonra baktım biraz uzaklaşmış. Gel dedim ama oradan beni duymadı. Benim de çıkabileceğim... Yogi bir saniye. Benim de çıkabileceğim bir yer yoktu. Kış ayında olduğumuz için herkes merdivenlerini çekmiş. Sonra mecbur atladım ama tabii o hiç düşünülen bir an değildi. Zaten atlayacağımı bilerek gittim oraya yani. Bu mevsimde boğazın akıntıları arasında yüzmek hiç kolay değil elbette. Sonra epey bir yüzdüm yanına. Sonra onu ite ite evin oraya doğru götürmeye çalıştım. Ama akıntı hiç müsaade etmedi çünkü üstümde kıyafetler de olunca ve takdir edersiniz ki bu ay deniz çok soğuk. Çok hasta oldum o yüzden ama Allah'tan ona bir şey olmadı. Ateşin içine de atlasa onun içine de atlardım. Hiç mühim değil yani. Ya da benim olmasının da bir önemi yok. Herhangi başka bir canlı da olabilirdi. Kedi, başka birinin kedisi, köpeği, çocuğu, yetişkin. Hiç fark etmez. Bu bir insaniyettir ya o yüzden. Şimdi iyiyiz ikimiz de. 15 dakika sürmüş Tuvana Türkay'ın kurtulma çabası. 15 dakika kadar bir yere tutunmaya çalıştım. Yani böyle kıyıda bulduğum her yere tutunmaya çalıştım ama akıntı müsaade etmiyor. Daha sonra dedim ki bu işin içinden ben tek başıma çıkarsam çıkacağım. Çünkü çok da yardım istedim aslında. Çok bağırdım ama hiç kimse duymadı. Sonra böyle sağıma soluma baktım en yakın merdiven nerede vardır diye. Akıntının tam tersi istikametinde vardı. Oraya itmeye başladım. Yogi'yi de kendimi de yüzüyorum, onu bir yandan itiyorum. Sonra bir tanımadığım bir mülkün merdiveninden çıkmış bulundum. Bu havada boğazda yüzmek zordur. Üstünüzde kıyafetleriniz var, akıntı var. Boğulma tehlikesi geçirdiniz mi? Yok, ben eski yüzücüydüm zaten. O yüzden birazcık onun güveniyle de atladım açıkçası. Soğuk sudan çıkınca haliyle hastalanan Tuvana Türkay'ın kolları da yara bere içinde. Kollarım inanılmaz. Her tarafım yara içinde çünkü bu öyle bir köpeği tuttum hadi çıkalım gibi bir durum değil. O da telaşlı olduğu için her yerim yara bere içinde kaldı. Telaşı da var durumun tabii. O an aklınıza neler geldi, neler düşündünüz? Hani bağırıyorsunuz, imdat diye bağırıyorsunuz ve hiç kimse yardımınıza gelmiyor ve suyun içindesiniz. Yani açıkçası atlama anında aklıma hiçbir şey gelmedi. Çünkü o benim böyle çocuğum gibi bir şey. Neticede benim sevgim, merhametimle yeşeren, büyüyen ve yaşayan bir canlı. O an atlarken hiçbir şey geçmedi aklımdan. Sadece suyun içinde bir an şey hissettim. Hiç kimse yardım etmeyecek mi? İnanamıyorum. Tek başıma kaldım ve ne yapacağız biz dedim. İlk defa o saniye ama. Sonra dedim ki insan bu hayatta her şeyin çaresine kendi başına bakmayı bilmeli. Dedim bu işi yaparsam ben tek başıma yapacağım anlaşıldı diyerek öyle bir güç geldi bana. Tuvana Türkay olaydan sonra köpeği Yogi'nin bir daha böyle bir olay yaşamaması için önlemini almış. Peki nasıl bir önlem aldınız bundan sonrası için? Tamamen kapattık her tarafı. Asla evin dışına adım atmıyor ve GPS aldım üstüne. Telefonumdan izleyebildiğim, aynı zamanda telefonumdan böyle bastığım zaman alarm çalıyor. Nerede olduğunu izleyebiliyorum sürekli. Bütün köpeklerimi aldım. Ama işte şu an bu bebek olduğu için ne yapacağı belli değil. Onun dışında işte çıkabileceği her yer kapandı. Ve sürekli peşinde geziyorum.